Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıcağı sıcağına birçok gelişmeyi aktarmak istiyorum ama sanırım bir video yetmeyecek. 2'ye 3'e bölmek istiyorum. Öncelikle başarılı bir bypass operasyonu geçiren Fenerbahçe'mizin eski ve efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimizi biz de kanal, kanalımız adına iletelim. En kısa sürede inşallah sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Ee, ediyoruz. Ee, direkt birinci ağızdan biz geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bilginiz olsun. Süper Lig'de ilginç şeyler var. Giresun Spor Dokara'nın sözleşmesini feshettiğini açıklamış. Hatırlarsanız Antalya'ya yenilmişlerdi ve çıkıp rakip taraftarla galibiyet sevinci yaşamıştım. Yani çok çok ilginç. Fenerbahçe'de sevindirici gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar. Onlara da değinelim. Fenerbahçe'de sıkıntı vardı. Savunma altında çok ciddi bir sıkıntı vardı. Kayseri Spor maçına savunmasız çıkacağımızı söyleyenler vardı. Bir tane sakallı bir abi var. E, amca var. O amca şey yapıyor işte %99 Roger Şimit. Yok yok %78 Fonseca. Yok %31 Cengiz Yıldız geliyor. Yok Cengiz Yıldız gelmiyor onlar. Troll falan diyordu. Sonra diyordu ki yok %96.5.7 diyordu. Sonra diyordu ki hem buçuk hem yedi dedim olmuyor diyordu. O amca sıkıntı var diyordu ama Serdar Aziz'in durumu netlik kazanmış. Milli takım kampında sakatlanan Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Serdar Aziz'in durumunun iyi olduğu ve cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçında forma giyebileceği öğrenilmiş. Yani milli takım kampında sakatlık yaşamıştı ve İtalya maçı öncesinde kadrodan çıkarılmıştı. Fenerbahçe'ye döndü. Sağlık heyeti tarafından detaylı kontrolden geçirildi ve yapılan muayenede deneyimli futbolcunun önemli bir sorunu olmadığı Cumartesi günde oynayabileceği belirtildi. Ee, son haftalarda kaldığı forma İsmail Kartal'ın ilk 11'deki değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Hatırlarsınız arkadaşlar. Şimdi bu komik. Gerçekten komik. İnsanın aklına şu geliyor. Ulan Serdar Aziz acaba bu Stefan Kuntz'dan bir Stefan olmaz deyip ulan bari ayağım çekiyor yok başım ağrıyor yok başka yerim ağrıyor diyerek izin mi aldı diyorum. Aklıma o geliyor. Ya da 2-3 tane futbolcu gitti. Mesela atıyorum takımlar gönderirken diyordur ki misal veriyorum. Yanlış anlamayın. Sadece örnek veriyorum. Bu dediğim duyum falan değil. İşte mesela Trabzonspor diyordur ki ya bizim orta sahalarda sakat var. Hani atıyorum Abdülkadir sakatlanırsa bizim için sıkıntı olur. İhtiyaç yoksa ya da oynatılması düşünülmüyorsa gönderir misiniz? İşte Fenerbahçe belki diyordur bizim savunma hattında sıkıntı var. Serdar Aziz'e ihtiyaç yoksa gönderir misiniz? Hani şey gibi düşünün ya, lüzumsuzsa söndür diye e, yazarlar ya, genellikle devlet dairelerine ve birçok kişi israfın haram olduğunu unutarak söndürmeye bile üşenir. İsraf haramdır arkadaşlar. Yiyin, için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri kesinlikle sevmez. İsraf çok ağır bir suçtur, dikkat edin. Yani açık bir çeşme gördüğünüz zaman kapatın, açık bir lambayı kapatın. Dedim ki acaba Serdar Aziz hani kulüp istedi ondan mı oldu Serdar Aziz bundan bir şey olmaz ben müsaade isteyeyim mi dedim hani sağlam takımla çalışıyor Serdar Aziz'le ilgili bir duyum vardı sosyal medyada duymuşsunuzdur duymadıysanız da benden duyun Portekiz maçından önce Stefan Kuntz üçlü sistem çıkacağını söylüyor Serdar Aziz de diyor ki Portekiz bizi sahadan siler diyor yani bu üçlü sistemle Portekiz bizi Sahadan siler diyor. Kunt e, işte benim ben Almanım işte e, bir aşiretin reisiyim falan filan diyor. Afkanım diyor falan. E, Raşit Faizullah falan diyor. O da diyor ki, ben de Serdar Aziz. Ben de Fenerbahçe'de savunmadayım diyor falan işte. Bilmiyorum ne kadar doğru. İşin magazin kısmını size bırakıyorum. Fenerbahçe'de bir sevindirici gelişme daha yaşandı. Atilla Salahi takımla birlikte çalışmalara başladı. Not. Bir tane adam var. O sakallı amcadan bahsetmiyorum. Feneriyum ürünleri giyerek e, video çekiyor gözlüklü. Yaka mikrofonu falan takıyor çeşit çeşit. Arka duvarında da duvar kağıdı var. Koskoca evin duvarına adam duvar kağıdı yaptırmış. Karşı tarafındakinde de tablo var. Bir de ışıklı tablosu gelecekmiş. E, o amca da şey diyordu. Atilla Salahi şey demişti. Benim 7 günlük bir tedavim daha kaldı demişti. O amca da demişti ki yok 7 günden önce dönecek. Kayseri Spor maçında yani ilk 11 olmasa da yedeklerde kesinlikle olacak olmasını bekliyorum. Çünkü iyileşmek üzere demişti. O amca bilmiş oldu. Neydi? MHYB mi? Motorlu taşıtlar yine vergisi mi? Vergileri bildir mi? Öyle bir kısaltması da vardı. Bilmiyorum ya. Siz bileceksiniz. Gelelim Mesut Özil olayına. <laughs> Şimdi bu olay çok su götürür bir olay, çok su götürür bir olay. Şimdi Mesut Özil'in menajeri konuşmuş. Biliyorsunuz Mesut Özil kadro dışı kaldı Fenerbahçe'de. Bakın yalnız yalvarırım dikkatlice dinleyin. Ya şu andan itibaren dikkatlice dinleyin. Elinizdekini avucunuzdakini bırakın. Camları kapatın. Üç kulübü bir elham okuyun. Ee, bu arada Ramazan da geliyor. Allah hayırlı mübarek etsin inşallah. İnşallah Ramazan'dan en güzel şekilde istifade edenler, edenlerden oluruz. Bana da dua edin. İnşallah rüyamda en azından rüyamda güzel insanlar görmem için dua edin arkadaşlar. Mesut Özil'in menajeri Doktor Erkut Söğüt Lik Radyo'da Mixed Zone programında Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtlamış. Burada belli bir süreç başlamıştır. Mesut şu anda Ozan'la birlikte antrenmanlarına devam ediyor. Ozan dediği Ozan Tufan. Yanlış anlamayın. Başka Ozan yok yani. Ee, burada kimsenin bilmediği ve çok önemli bir şey var aslında. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Bir dakika. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği. Devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi. Takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedim. Bugün akşam saatlerinde e, önemli bir duyum sayfası var e, sosyal medyada. Onun sahibiyle de bayağı muhabbetleşiriz. Selamlar olsun o kendini biliyor isim vermeyin. Akşam bana sordu. Dedi ki ne diyorsun hocam Mesut affedilecek mi? Bilgin var mı dedi. Ben de ona şu ifadeleri kullandım. Max Cruze Vol. 2 ya Mesut'u siz kolay lokma mı sandınız? Karşınızdaki adam 10-15 milyon eurolardan gelip 3 milyon euroyu Fenerbahçeliyim diyerek imzalayacak mı zannettiniz? Eyvallah hepimiz memleket aşığıyız, vatan aşığıyız, millet aşığıyız ama birçoğumuz bu devlet için, bu millet için maaş karşılığında çalışıyoruz. Yani hemen hemen hepimiz maaş karşılığında çalışıyoruz. Maaştan ek olarak vermek istediğimizi veriyoruz. Misal ben uykusuz kalıyorum. Benim sesim kısılıyor, boğazım ağrıyor, boğazım şişiyor. Elimden geleni vermeye çalışıyorum. Rabbim bir kuruş haram para yedirmesin, bir kuruş haram kazandırmasın. Devlete millete, İslam'a faydalı olacak nesilleri yetiştirmeyi nasip etsin. Ya böyle bir vasfım yoksa, ne bileyim yetiştiremiyorsam da Rabbim bir an önce bana başka iş kapıları, iş sahaları açsın da kimsenin hakkına girmeyeyim. Mesut Özil de aynı şekilde 15 milyon euroları bırakıp 3 milyon euroya imza atacak ve İpler sizin eliniz olacak. Geçiniz bunu. Mesut Özel sert kaya. Fenerbahçe sert kayaya çarptı. Affedilir mi hocam dedi. Affetme demeyelim de. Sert kaya diyelim dedim. Siz anlayın. Şimdi diyor ki Ozan'ı yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor. Hocayla yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı şu an mantıklı olan bu. Nihai bir karar bekleniyor şu anda. Bu bir tedbir karardır. Yani izini sayılıyor Mesut. Mustafa Hoca inebildi. Nihai karar ne olacağına bakıp ona göre hareket edeceğiz. Bu futbolun içinde olan bir şey elbette nihai olarak kadro dışı kalıp kalmadığını öğreneceğiz hep birlikte. Genellikle böyle olaylar her zaman üzücüdür. iki taraf için de güzel olmayan bir süreç başlamıştır. Geçin 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 geçin. Ha Mesut bak bunu buradan net bir şekilde söylüyorum. Mesut hiçbir yere gitmeyecek. Gitmeyi de kesinlikle düşünmüyor. Haşırttı Blackbird. Sözleşmesinin sonuna kadar iki yıl daha Fenerbahçe oyuncusu olarak burada devam edecek. Fenerbahçe'ye 3,5 senelik imza attı. Bunun 6 ayını bedava oynadı. Ocak'tan sezon sonuna kadar para dahi kazanmadı yalancının. Yalancının önemli değil diyerek Fenerbahçe sevgisine vurgu yaptı. Yalancının Ulan 6 ay oynadı dediğiniz adamın takıma o dönemde katkısı 1 asist. 6 ay oynadı. 1. İkincisi 6 ay oynadı para alamadı dediğiniz adamın maaşı Arsenal tarafından ödenmedi mi? Ya bir kuruş maaş alamadı yalanı. Ya değiştirin ki Fenerbahçe'den bir kuruş almadı. Yani Fenerbahçe'den bir kuruş almadı. Yani insanları salak yerine koymanın yani salak yerine koyuyor gibi davranmanın bir mantığı yok ki ya. ya bu yakışmadı ya. Yani neyse daha çok diyeceğim şey var da. Hırsla oynamak istiyor, hisleri yüksek. Allah Allah. Aynı Mesut'tan bahsediyoruz. Ha, hangi hırs Hani ne hırsı? Para hırsı mı? Yani tam olarak hangi hırsla? Ben Mesut'la hırsın H'sini göremiyorum da. Maçta da yarıda çıkınca o tansiyonla yaşanan şeyler oldu. Futbolcular bunları yaşayabiliyor. Doğru demiyorum ama olabiliyor. Yöneticiler de maçlar esnasında kavga edebiliyorlar. Ceza alıyorlar. Sonrasında görevlerine devam ediyorlar. Burada kavgayı doğrulamış. Ya yaşanan takım içinde olan olaylar. Hoca ile aralarında ne geçtiyse takım içinde geçti. Mesut dışarı çıkıp kimseyi kötülemedi. Emin miyiz? Hani soyadı Dilmen olan biriyle kahve içerken bir şeyler söylemedi yani. Neyse öyleymiş. Yaşananlar orada kalır emin miyiz? Adı Rıdvan olan birisiyle dertleşmedi yani. Sosyal medyada o yüzden yayılmadı yani. Neyse. Cezası görülecekse görülür ve biter. Mesut olayın içinde olduğu için bu kadar büyütüldü. Buraya Fenerbahçe için, sevgisi için geldi. Tabi tabi. Tabi. Ben de YouTube'un logosunu çok sevdiğim için video çekiyorum zaten. Yoksa reklam reklam tıklayın diye şey yapmıyoruz yani. Aman para gelsin de hayır işinde kullanalım. Forma morma dağıtalım diye şey yapmıyorum. Sadece YouTube logosunu sevdiğim için forma şey video çekiyorum. Yani o ne kadar doğruysa bu da o kadar doğru da. Bana öyle geliyor. Bu şekilde bir olay yaşandı diye de kimse Mesut'un eşyalarını toplayıp gitmesini beklemesin. Fenerbahçe olarak geldi katkı sağlamak istiyor. Oynamak katkı sağlamak istiyor. Evet bence de. Mesela ABD, Major Ligi, MLS, Katar. 90 dakika sahada kalmak istiyor. Burada kimse kimseye vurmadı. Kavga edilmedi demiş. Başka takımlarda da bunlar yaşandı. Kerem'in de menajeriyim. Saha içinde takım arkadaşıyla yaşadığı olayı hatırlıyoruz. Gereken ceza çekildi ve devam ediliyor demiş. Bir şey demiyorum. Detaylara girmek benim haddime değil. Kulüp bunu çözecektir. Böyle bir süreci nasıl geçeceğini bilen bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Kadro dışı karar verildikten sonra Mesut'un da savunması istendi. Biz de avukatlarımızla beraber bu savunmayı gerçekleştirdik. Biz de sizler gibi nihai kararı ne olacağını bekliyoruz. Her futbolcu için kadro dışı kalmak zordur. Bu sizin mesleğiniz oynamak zorunda zordur. Oynamamak zordur. Oynayamamak zordur daha doğrusu. Mesut bunu daha önce de yaşadı. Bu da bir tecrübedir. Yazılan çizilen her şeye inanmadan kararı beklemek lazım demiş. Şimdi Mesutcu tayfı her maç asisti yeniliyor demişler ama bir istatistik gördüm. Maç başına anahtar pas sayısında ve maç başına oluşturulan büyük fırsatlarda Mesut Özil Süper Lig'de ilk 20 futbolcu arasında değil. Hangi asistini kim yiyorsa beni kınayan köyneğe mi giysin? Bu arada spor kulüpleri, spor federasyonları kanunu teklif, kanun teklifi mecliste kabul edildi. İki tane olay var. E, kulüp başkanları kendi dönemlerinde yaptıkları zararları kendileri karşılayacaklar. Yani mesela Ali Koç şu saatten sonra zarar ettirdi. Kendi cebinden karşılayacak. E, zaten dikkat ediniz bilmiyorum. Ünal Aysel ile e, rahmetli Dursun Özbek, şey pardon ömrünüz uzadı Dursun Bey'in. E, bir anda adaylıktan niye vazgeçti herhalde şimdi anladınız. Kulüplerin satışının önü açıldı. Aylardır, yıllardır bunun duyumunu veren kişi olarak duyumumun gecikmeli de olsa çıkmasından dolayı da memnuniyet duyuyorum. Bu kanalda takip ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu videoyu beğenen kardeşlerimizin elleri dert görmesin. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.